Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. Evet sevgili arkadaşlarım, sabahın erken saatlerinde erkenden uyandım diyeceğim de daha geceden hiç uyumadım arkadaşlar. Direkt sahurdan beri ayaktayım. Saat 5'te terastaki kümesin lambasını yaktım. Oradaki kuşların sularını değiştirdim, vitaminlerini değiştirdim, tazeleme yaptım. Dün hava çok sıcaktı. Mesela kışın hani vitaminli suyu önlerindeki gün bırakıyorsak, ya dün o kadar sıcaktı ki su direkt bozulmuştur. Yani hemen gecesine suları tazeledim arkadaşlar. Onlarla ilgileniyordum. Dedim bir de arsaya gideyim, kuşları uçurayım. Şu an ortalama 5 dakika filan havadır. 5 dakikadır filan havadalar. Bir video çektim. Telefonun hafızası dolmuş. Kapandı. Şimdi tekrar bir daha baştan başladım. Havada ne var? Havada 4 tane yavrumuz var. Kendi. Bir tane benim şekerlerin nasıl ne oluyor? Bu şekerlerle bunların anneleri kardeş. Yani bunların nasıl söyleyeyim, yeğenleri. Şurada Gökhan abinin uçurduğu yavrular var ya. Benim havadaki şekerlerin yeğenleri var bir de. Bir tane de havada. Bir tane de Miro var arkadaşlar. Şu anda üstümüzden geçiyor. Miro'yu ikili kaldırmadım. Çünkü Miro ikili olduğu zaman ikisi birbirine takılıp çok geniş uçuyorlar. Gözden kayboluyorlar. Öyle bir bağ kurmalarını istemedim. Tek saldım. Gökhan abi zaten 2-2 salıyor Miro'ları. O kendi 2-2 uçurur. Dediğim gibi 5 dakikadır falan uçuyorlar. Abi Miro diyordunuz. Gökhan abi Miro verdi havaya. Miro'lar da uçmaya başladı Allah'ın izniyle. Özkan abinin orada Miro'lar vardı biliyorsunuz. Oradaki yavrulardan getirdi arkadaşlar. Nasıl oyun yapıyor, nasıl şeyler sergiliyor. Biz de hep birlikte merak içerisinde mi göreceğiz. 2016-2017'de Miro uçuruyordum arkadaşlar. Ama şu anki elimdeki Miro'lar kadar koyu değillerdi. İlk 2016'da kaça almıştık? 500'e mi ne almıştım herhalde Miro'ları 2016'da. Bir takım. Sonra Ankara'ya satmıştım onları. Onları uçuruyordum. 2016'dakileri. İlk bu. Yani bu Şahin'den falan çok önce. Böyle orijinal Irak Miro'ları, böyle tonajları biraz daha açık oluyor. Onlardan uçuruyordum. Sonra Ankara'ya sattık. Daha sonra Miro. Pek uçurmadım. Ha bir ara Resasi kovalıyorduk. Onlar da direkt satıldı kovalarken. Bir son şeyini göremedik yani. Şu şekeri aşağıdaki yavruları bak alçaltıyor şu. O bizim yavrulardan daha küçük. O indik, inince Miro da alçaldı. Hepsi alçaldı. Şöyle kuşları yakından göstereyim. Uçanları 3 dakika 5 dakikadır da havadalardı. 8 dakika filan uçtular. Akşam üzeri çok kaldıramıyordum. Sıcaktan dolayı bir de iftara gideceğim diye. Şimdi gündüz işte gündüz kuş sökmek daha iyi. Tekrar kaldır. Şu Kamil'in yavrusu arkadaşlar. Şu Sivas'la Cano yavrusu. Çatıda aldıydım Sivas'ın. Cano'nun kızını getirmiştim ya. Bu onun yavrusu. Şunlar kupaya uçurduğumuz çakmaklı var ya. Onların annesi. Şekeri damızlık dişim var ya arkadaşlar. Şu ikisi de şekeriyle Sivas'ın. Babadan kardeşler aslında yavrular. Şu ortadaki minik olan şekeri de bunların annesinin nasıl söyleyeyim yani. Ya bunların kardeşinin kızı. Anneden kardeşinin kızı bu da. Yani bunlar şey oluyor. Teyzeler oluyor. Teyzesi, dayısı. Hep birbiriyle akraba arkadaşlar. Şimdi biraz soluklansınlar. İşte şu
Hem bendeki minik Kamil'in yavrusu çok bayağıdır artık bunlarla uçuyor. Kaç gündür uçuyor? İşte 15-20 gündür uçuyor. En erken bu yoruluyor arkadaşlar. Aynı alta bu atıyor. Bir de şu yeni şeker yavru minik de bu bir hafta yaşayını toparlar. Nefesini toparlar. Kamil'in yavrusunun toparlamasını bekliyorum. Normalde pek dışarıdan kuş uçurmuyoruz. Almıyorum yani dışarıdan. Allah razı olsun takipçilerimden acayip bir yoğun bir şey var. Abi gönderelim uçur filan işte mesela bizim de adımızı söyle. Videolarda işte mesela Arap göndermek istiyor. İşte bu da Ankara'dan Ahmet'in Arap'ı filan gibi şeylerde, taleplerde bulunuyorsunuz arkadaşlar. Allah razı olsun. Tabii ben kendi kuşlarımı zaten zor uçurmaya geliyorum buraya. Videolar harici olmasa gelip de arsada özellikle oyun kuşu uçurmam arkadaşlar. Ama uçurabiliyorsak terasta onun haricinde gideyim de arsaya sıcağın anında kuş uçurayım filan demem yani. Sıcak dedim akşam üstünden bahsediyorum. Burası Antalya. Akşam saat 7 de olsa burada sıcak. 8 de olsa sıcak arkadaşlar. Diğer illeri bilemiyoruz. Şeye baksana. Şununla aynı çıkmış. Şununla şu. Şu ikisi kendileri kardeş. Şu farklı işte. Bu bunların yeğenleri. Şunlar teyze dayı oluyor. Aynı çıkmış tonajları. Şu da güzel bir dişi oldu. İri. Ağzını açıyor. Da şey yapmış. Kalbim sıkıştı. Videoda ölüyormuşum. Tövbe yarabbim. Oyun kuşu meziyetli iş arkadaşlar. Bayağı meziyetli. Bunlar biraz nefesi toplasın. Ondan sonra uçuracağız. Bu da Gökhan abinin hedef. Bunu kendim yapmıştım buraya. Ben yaptım yani hedefi de. Sonra üzerine bir kat daha çıktık. Sonra Gökhan abiyle bunu yapmıştık. Camdan. Cam tasarım. Gökhan abiye ait. Bunu buraya koyduk. Sarı sarı çiçekler çıkmaya başladı. Şu renkleri seviyorum. Bu arsada bunlar hiç çıkmıyordu. Yani böyle değişik değişik otlar motlar falan çıkıyordu. Bunlar iyi oldu. Zemini düzleyince şey bitki örtüsü bile değişti mekanı. Şöyle biraz daha arsanın şu tarafına ilerleyelim. Kuşlarımız da soluklana dursun. Şurada demir kümes vardı. Reis onu almış mı? Almış aynı. Şurada biraz bir değişiklikler çıkıyor. Çam gibi de tam ne olduğu belli değil. Aslında güzel bir çam yükselse iyi olurdu. Burada bataklık arkadaşlar arsada. Bildiğiniz batıyor yani. Baksana ya dikenler çıkmaya başlamış giderken insan ayağına batıyor. Arsa yine bayağı otlanıyor. Ama önceki haline göre iyi. Burayı ilk bu yaz geldiğimde düzelttirmiştim biliyorsunuz. Kışın daha doğrusu. Büyük bir kepçeyle iyi oldu ya ben arsanın bu halini seviyorum. Arabam çalışmadı sabah sabah. Tofaşın Allah belasını verecek. Sakın Tofaş'a filan heves etmeyin arkadaşlar. Yani 1,5 senede bir yaklaşık 15 bin filan rahat yedi yani araba. Allah'tan bekarız. Yani evli olsak ocağımıza incir ağacı dikecek.
Akşam reis gil parti vermişler. Şu orucun bitmesine de az kaldı. Oruç biter bitmez hemen buraya gelip sabah erken saatlerde sabah 6'da geliyorum. Hemen semaveri yakıyorum. Burada var ya, ne çay keyfi yapacağız biliyor musunuz? Önceden çardağım yoktu. Şöyle. Buraya gelip hani oturacak yer yok. Böyle sıcak. Bir yere gizlenemiyorsun yani. Hiç tadı olmuyordu. Şimdi buraya bir damacana. Ağzına bir kapak koyuyorum. Buraya bir damacana koyuyorum. İçme suyu. Su, yazın da çok ısınır ama yapacak bir şey yok. Ya da evden gelirken sabah 5 pette doldur getir ya. Öyle de yapabilirim. Semaveri de doldur abi. Yak altını sabah. Uf, 6'da var ya. Geleceğin 6'da yakacaksın. Ben buraya gelmezsem arkadaşlar, yani şuraya gelmediğim zaman ortam olmuyor. Çünkü semaveri yakacak. İşte milleti toplayacak biri lazım. Geldiğim zaman semaveri yakıp milleti toplayıp ortamı sağlıyorum. Bakalım. Ramazan'a 4-5 gün mü, 6 gün mü ne kaldı? Nefesleri topladılar. Şöyle bak şu Miro. En önde gidiyor. Şimdi arkaya düştü. Bak şu ortada giden. Miro bunlara öyle hepsinden geç sökülür arkadaşlar. Irak kuşu. Miro'yu sadece kostüm zannediyorlardı. Sadece kostüm değil. Miro'da oyunda olduğunu burada herkese göstereceğiz, ispatlayacağız. Sadece bunlardan daha geç sökülecek. 3 ayı da bulabilir. 2 ayda da sökülebilir. Oğlum kuş. 3, 6, 7 oldular. Bir tane dışarıda kaçak geziyor. Hava 6 da. Bir tane çatının orada var. Abi arsa videosu olsun, arsa videosu olsun diye çok yoğun istek geliyor. Terasa da yoğun istek var. Ya benim kadar video atan yok herhalde arkadaşlar. Sabah öyle akşam video, sabah öyle akşam video atmaya çalışıyorum yani, hem terastan hem arsadan elimden geldiğince. Ama like'lar az. Hiç like atmıyorsunuz. Yani emeğimin karşılığını göremiyorum arkadaşlar. Ulan ben de bir bisiklet alacağım. Bir Mosso filan. Ya da bir Salcana Engi 750 alayım da. Arabayla gel git gel git olmuyor. Vücut iyice hamladı. Neredeyse tuvalete arabayla gideceğiz. Buradan yurt dışındaki tüm kardeşlerimize de selam olsun. Şu Instagram'dan özellikle mesaj atanlar var. Abi lütfen selam söyler misin diye. İsimlerini unutuyorum. Çok var. Instagram'dan var. YouTube yorumlara yazan var. Abi videoda selam söyler misin diye. Hepinize ayrı ayrı selam olsun arkadaşlar. Şimdi 50 kişi yazıyor böyle. Tek tek isim tutmakta zor. O yüzden hepsine buradan selam olsun diyoruz. Miro bak ayrı uçuyor. Ya oyun kuşu gerçekten çok meziyetli arkadaşlar. Tamam kostüm de meziyetli.
Hatta kostüm renk tutturacaksın, bilmem ne yapacaksın. İşte tepesi tutacak, kanadı koyu olacak, kafası olacak, tırnak üstü olmayacak. Kostümün meşakkatı ayrı. Ama kostümde eşliyorsun, yavrunun çıkmasını bekliyorsun, büyütüyorsun. Yani bakıcı varsa bakıcı büyütüyor, alıp da elle. Özellikle büyüttüğün çok nadirdir. Oyunkusu çok meşakkatli. Bir de mesela ben hani oyun kuşunu ticari olarak söylemiyorum. Şöyle düşüneyim. 6 ay burada kuşu uçuruyorsun, 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 uçuruyorsun. Mesela örnek veriyorum. Kuş geldi 4-4 koydu gitti. 4-4 attı gitti mesela. Hayvan 5 yapmıyor. Yani doğasında yok. Kuşu satmaya kalkıyorsun. Biri geliyor diyor ki 100 lira. 100 lira vereyim. Adamın anasına söver gibi. Ulan her sabah ben buraya geleceğim. Bu kuşu uçuracağım, uçuracağım, uçuracağım. Emek vereceğim. Bir saat inmesini bekleyeceğim. Sonra dallamanın biri gelecek. 100 lira vereyim diyecek. Yok arkadaşlar, oyun kuşunun meşakkatı çok sıkıntılı. O yüzden asla ve asla boş kuşlarla uğraşmayın. Bilmediğiniz kuşu alıp damızlık yapmayın. Bunlara dikkat edin. Bak benim kuşlar normalde buraya hiç atmıyorlar. Yanına taktığım şekeriyle Miro'dan dolayı buraya atıyorlar. Demek ki bir daha bu tek olan şekeriyi bunlara takmayacağız arkadaşlar. O kuş geliyor buraya atıyor. İlk inenin peşine iner kuşlar, unutmayın. Onlar da buraya atıyor. Burası benim hedefime çok uzak. Oradan buraya bir 40 metre var. Demek ki kuşların rotasını bozmamak lazım. Sadece Miro ile atacağız. Yanına başka yavru takmayacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.